Sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan engelli Ümit Odacı ölümden döndü efendim. Evine giderken engelli aracının freni tutmayan oyuncu park halindeki komşusunun bir aracına çarparak ancak durabildi. Canını zor kurtaran oyuncu motosikletini de tamirden yeni aldığını söyleyerek bakın nasıl isyan etti. Selamın aleyküm. Dedik başımıza geldiğine işler gençler ortalık karışık. Ümit. Ben şunu son soruyu anlamadım. Hangi soru? Şunu. Ha, onu. Bu buraya geliyor, bu da buraya gelecek. Ayşem. Ömer. Ne haber? İyiyim sen. İyi. Neyse Ayşem, ben gidiyorum, sonra görüşürüz. Frenim birden boşaldı. Fren teli koptu. Tamirden yeni çıkan motosikletinin freni tutmayınca engelli oyuncu Ümit Odacı ölümden döndü. Freni kopunca da ben de yokuş aşağı gideceğim için nereye vursam diye komşunun aracını vurarak durabildim. Tabii gözaltım da çizildi. Allah korudu. Şu an bu videoyu da çekemeyebilirdim. Başkasına gerek yok sen. Kendini ettin. Başkasına gerek yok sen. Kendini rezil ettin. Akıl almaz kaza kağıthanede yaşandı. Hem oyuncu hem sosyal medya fenomeni olan 26 yaşındaki Ümit Odacı bozulan engelli aracını servise götürdü. Ben bayramdan önce motorumu götürmüştüm. Fren telimin kurtulduğu yeri yapmışlardım tekrar. Sonra yine frenim %60 tutmadığını söyledim. Engelli oyuncu aracı tamir edildikten sonra teslim alırken ustaya özellikle de sordu. Artık tutmamazlık yapmaz değil mi dedim. Yok kardeşim, rahat ol dedi, tutar dedi. Evime gelirken kahvaltı etmeye gidiyordum evime. Ama hiç de ustanın dediği gibi olmadı. Yokuş aşağı inerken durduramadığı motosikletiyle komşusunun otomobiline böyle çarptı. Ölümden dönen fenomen oyuncu kazadan servisi sorumlu tuttu. Değiştirildiği halde tutmayan frenleri için ihmal var dedi. Ben tabii ki bu durumdan da şikayetçiyim. İhmal servisi var. O yüzden en yüksek şekilde şikayetimi dile getireceğim her yere. Servis yetkilileri ise fren işlemlerinin bir kısmını kendilerinin yaptıklarını, bir kısmının başka yerde yapıldığını söyleyerek ihmal iddiasını yalanladı.